müminin bir vasfı var ki örnektir. Mesela bir sufiyi ele aldığınız zaman siz sufiyi, sufi ne demek? Örnek insan demek. En son makamı ne olacaktır? Bakıldığı zaman bu ne güzel insan dedirtebilmektir. Yani bu ne güzel insan, bu ne güzel bir kimse dedirtebilmektir. Asıl böyle olur. Samerhan Hazretlerinin zevceyi muhteremeler rahatsızlaşır. Bir değil, dört tane doktor çağırır. Bir yeri açılacak olsa hemen şu gibi dönüyor böyle. Örtür orayı. Diyorlar ki, biz biriyle geçimi bilmiyoruz. Efendimiz Hazretleri nasıl dikkat ediyor, nasıl dikkat ediyor, nasıl riayet ediyor, üstü açılacak diye diktiriyor. Bir gün ikisi beraber konuşuyorlar. Samerhan Hazretleri buyuruyorlar ki, sizin tesettüre riayetinizden dolayı örtünmeye bana Sami Efendi diyorlar. O da, efendim sizin kemalinizden dolayı da bize Valide Sultan diyorlar. Zevce-i Muhteremelerinin çok güzel bir sözü var. İki iyi bozuşmaz, biri iyi, biri kötü de olsa yine bozuşmaz. Çünkü iyi olan akleder, fehmeder, düşünür, geçim yolunu arar diye. Zevcesinin ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Cahilce hareketler için daima uyanık bulunmalıdır zevcesinin. Çünkü Adem babamız aleyhissalatü vesselam, ehli Havva annemizin daveti üzerine o yasaklanan meyveden yemiştir. Günah olmayan kusurlarını görmemezlikten gelmelidir. Bazen sağır, bazen de kör olmalıdır. Günah iş ve sözden vazgeçmesini, namaza, oruca, usul abdesti almaya devam etmesini, tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetlere yardımcı olmalı, günahlarını önlemelidir. Zevcesine latife, şaka söylemelidir. Kadın gibi olup oyunlar yapmalıdır. Nitekim Allah-u Teala'nın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ezvacı mütahharasına karşı insanların en zarifi idi. Bunu yine bir yerdeydik. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz büyüklerimizin efsafını anlatıyordu. Böyle akademik düzeyde kimseler dindi. Tabii biz de bir yerlerden geldik, oturuyorum, hiçbir not ne yok. Şimdi konuya da muvafık görüşmemiz icap ediyor. Bizi de misafir, davetçi olarak, selamlama olarak arzu ettiler. Şey, tarif edin. Şey demek, fıtratı zorlamayan kimsedir. Pedagog. Şey demek, ele aldığınız zaman onlara işaret etmişti onun için. Beden sağlığı, diş sağlığı, aile hayatı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 9 yaşında Ayşe Sıddık'a validemizle evlenişi radıyallahu anh'a, onun Habeşilerin ok atışını seyrettirmeleri ve o çocukluğunun ihtiyacını gidermek için yarış koşmalarını, yarış yapmalarını anlatmaya çalışmıştım. Öyle siz sihirli bir varlık zannetmeyin onları. Yani sarıyla, cübbesiyle düşünmeyin onları. Mühim olan gönlün ve kalbin derviş olmasıdır. Hüseyin Nuri diye bir zat var. Hüseyin Nuri diye bir zat. Bu oturuyor. Bir tanesi yoldan geçerken ne diyor böyle biçimsiz bir insan? Yabancı kadınları almış karşısına ve şarap da içiyor. Arada da sayha atıyor. Nihayet onu davet eder yanına. Der ki evladım, şu senin yabancı kadınlar dediğin benim zevcelerimdir. Ehlimdir, çocuk ve çoluğumdur. Şarap dediğin bak bir iç. Bal şerbetidir. Bunlara dini meselelerini öğretiyorum. Sayha atıyorsam o da aşkı ilahiden tahammül edemiyor.
sak yoksa kal. Ama belli olmaz. Harrani Hazretleri müferritun diye bir cümle var. Hadis kitaplarına bakın. Öyle sadece anlamına bakıp geçmeyin. Derinliğine inin onu. İndiğiniz zaman müferritun mürşidi kamillere de yol gösteren kimse demektir. Harrani Hazretleri Medine'nin delisi dedikleri adam. Anlatmakla bitiremem. Şu kaşlarını bile tıraş eden bir kimse. Bilmez. Zahiri gözlerle bakılmamalı. İç alemine dönmeli, gönül alemine dönmeli. Çünkü yiyecekler, içecekler çok karıştığı için, batıştığı için ondan dolayı gönüller tez bozuluyor. Esad-ı Erbil'i Hazretlerinin mübarek hayatında 25 kendisi var. Sami Efendimiz Hazretleri 111 yapıyor. Efendim niye? Çünkü diyor yiyecekler bulandı, haramlar girdi. Ticari ahlaksızlıklar başladı. Gözler kendi namusundan başkasını aramaya başlıyor. Beyinler namusu olduğu halde başka kadınları düşünüyor. Neler, neler oluyor? Ondan dolayı çok dikkat edeceğiz. Yoğun bakım diyorlar ya, yoğun bakıma ağır gibi dikkat etmemiz gerekir hayatımıza. Niye diyorsun böyle? Biz ne yapıyoruz? Esame ya nisa en nebiyyi lestunne ke ahadim minen nisa. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz buyuruyor. Daha çok dikkat edeceğiz. Daha çok riayet etmemiz gerekiyor. Çünkü İhsan Mektebi'nin öğrencisine bu düşür. Ashab-ı kiram harama düşeriz korkusuyla 19 helali terk ediyor. Ne demek vera? Bu işlerde yoğunlaşacağız. Bak bütün arzum olur. Bütün isteğim olur. Bak işiniz gücünüz çok sizin elhamdülü. En çok sevindiğim de bu. İşiniz gücünüzle meşgul olduğunuz için evinize zaten doğru dar kendinizi atıyorsunuz. Birkaç yatsı geçtikten sonra zaten ulaşıyorsunuz. Ulaşım belli. Ondan sonra dolayı yorgun olduğumda çok şükür başka yerlerden konuşmuyorsunuz. Bak yaz tatilinde çok konuşuyorsunuz. Neden? Her iş bitiyor. Oğlum karşıyım. Eski tarihleri karıştırıyor. Bilmem ne. Ondan olur. Ben çok kırsal kesimlerde oluyor. Boş olduğu için oluyor. Yoksa hayırlı insanlar yok değil, var. Bu tatillerde çok hava bozuluyor. Boş. Ha bu boşlukta istifade etmek suretiyle o boşluktan peyde feralde fensal. Bir işten boşaldığın zaman tekrar yorum. Yani dağ gezin, taş gezin, siz de dolaşın. Arz geniş değil miydi buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama ibret almak için ne olur? Eserler takip edilir, kitaplar okunur. Bizim Yeşilhisar'da Laz İbrahim Efendi Hazretleri'yle ruhen münasebet kuran bir zat yakın tarihte irtihal etti. Bu yolun erlerindendi Hacı Ahmet. Efendinin soy ismini şu anda çıkaramadım. Karagöz. Karagöz. Torununa diyor ki benim gözlerim zayıfladı. Okuyamıyorum. Sami Efendi Hazretlerinin Kaddesallahu Sırra eserlerini bir oku bakalım bana. Noktasına virgülüne kadar oku. Çünkü diyor o geceleri gündüzleri hazırlık yapıyor. Gece yazıyordu oku. Okuyor. Ayakları da rahatsız. Bak bildi Mustafa Efendi kardeşimiz biliyorum. Şimdi ayakları da rahatsız. Okuyup bitirdikten sonra Üstaz-ı Ali'miz Kutbul Aktab. Kutbul Aktab. Diyor ki ayaklarını uzat. İznillahi Teala okuyor. Şifa. Hem dünyamız rahat hem ahiretimiz rahat. Yani. Dikkat edecek olursa şu usta. En çok değil. Kaybettiğimiz. Bak o söz getirmetime dinlemeyin. Deyin ki sen benden başkasına götürürsün. Bak Kur'an'ı okumadığımızda bilmediğimizden bu. İnceekum fasikum bile benim. Fasık size bir haberle geldiği zaman fethedeyyeni araştırın. Bunu Sami Efendimiz Hazretlerinin huzurundayken üstazımıza bile oluyor. Çok genç yaşta başlamış. Allah vermiş Celle Celaluhu ihsan etmiş. Muhammed Masum Hazretlerinin 12 yaşında aktabiyete geçtiği anlatılıyor. Siz ne diyorsunuz? Bir
ilahi durum. Çok genç yaşta vermişsin Allah.